Tabii normallerde değişmeye başladı. Küresel iklim değişimi diye bir şey var. Tabii biliyorsunuz atmosfer canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve dışarıdan bu kadar müdahaleye tabii dengesi bozuluyor. Canlı organizma derken? Tabii canlı organizma gibi hareket ediyor. Yani moleküller var, su buharı var içerisinde, bir sistem diğerine daha baskın geliyor. Yüksek basınç alanını, alçak basınç alanını sürükleyebiliyor. Yani canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve hangi canlıya dışarıdan bu kadar müdahale etsiniz, canı sıkılır, dengesi bozulur tabii. Yani o zaman atmosferin yani havanın psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz? Siz diyebilirsiniz isterseniz. O zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor diyoruz ve hanenin sırrında ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Harvard Üniversitesi mezunu bir Türk olan başarılı aile terapisti Cem Nanay bugün bizlerle birlikte olacak ve mutlu ailenin sırrını bize anlatacak. Alkışlarınız Cem Nanay için. Merhaba efendim. Şimdi hanımlar, elinizde ne iş varsa bırakıyorsunuz ve bana odaklanıyorsunuz. Çünkü bu konuşma bittiğinde hayatınız değişecek. Bir bardak daha su alabilir miyim? Şimdi, çoğu zaman ailemizin mutluluğu için kendi mutluluğumuzdan vazgeçip mutsuz birer insan oluyoruz. Çok doğru işte ben. Bakın bu çok büyük bir hatadır. Bu bir virüstür. Bu bütün aileyi yok edebilir. Bu gidişle öyle olacak zaten. Şimdi esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Ha nasıl? Bir, kendimize şu soruyu soracağız. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz? Nerede? İki, kendimize dışarıdan bakıyoruz. Ne görüyoruz? Mutlu muyuz? Ne münasebet. Üç, bizi mutsuz eden ne varsa ona isyan et ve eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Sürpriz beklemek ve kendimi özel hissetmek için güzel bir gün. Bana da bak, şu an resmen dizilerdeki kadınlar gibi konuşuyorum. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Sana bir sürprizim var. Aferin, unutmadın demek. Aa! Boya badana yaptırmışsın, hayırlı olsun. Teracım! Anne! Babalıktan istifa ediyorum ben. Asıl ben kardeşlikten istifa ediyorum. Erkek arkadaşıyla yakaldım bugün. Ya erkek arkadaşı ya, arkadaşı mı benim? Sana ne benim özel hayatımdan ya? Adam 40 yılın başı bir sürprizim var dedi değil mi? Dakikasına sıçın içine çocuğum, dakikasına sıçın. Evet sevgili seyirciler, Mutlu Yuvamıza Hoş Geldin Babacığım adlı eseri dinliyoruz hep beraber. Her gördüğü salatalığa aşık oluyor baba ya. Biz de erkek adamız, kanımıza dokunuyor bir yerde. Sıtkı bir sürprizim var diyordun, ayakkabılarını çıkar. Anne, duygularım var benim ya, neden kimse beni anlamıyor? Genetik evladım. Beni de kimse anlamıyor. Merak etme, ben seni anlıyorum. Sıtkı, ayakkabılar. Yahu kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış, tutturdun ayakkabılar diye yahu. Dost başa, düşman ayağa bakarmış. Yemeğe misafirimiz var. Sevgili patronum Haluk Özer ve kıymetli ailesi bize geliyorlar. Nasıl, sürprizimi beğendin mi? Yine zorla davet ettirdiler kendilerini değil mi? Hani ne zamandır ezemiyorlar bizi. Öyle deme be Türkan, onlar bizim çok iyi dostumuz. Sadece biraz görgüsüzler, o kadar. Ayakkabılar Sıtkı. Belki de beni yüceltmek için milletin içinde kutlayacak yıl dönümümüzü. Sıtkı, bu ne yapacağı belli olmaz. Hem o şıllık Ayşe ne de kapak olur.